Merhabalar bugün yepis yeni bir Clash of Clans bölümle daha karşınızdayım Bugün hızlı bir giriş yapacağım çünkü anlatmam gereken çok fazla şey var Öncelikle köy inceleme videosu çekeceğim köylerinizi inceleyeceğiz Ama ondan önce e, Klan savaş liginin durumundan e, sizi bilgilendirmek istiyorum Klan savaş ligine şu an kayıpsız bir şekilde gidiyoruz Hatta e, birçok arkadaş işte e, bu ligde çok zorlanacaksınız. Düşmemeye oynayın. Hatta şöyle böyle denilen şeyler varken bizim klanımız yine birinci durumda. Ve e, önceki saldırıda 90 yıldızdan 84 yıldız almayı başardık. Bütün klanımı tebrik ediyorum. Emekleri için, e, uğraşları için çok iyi gidiyoruz gerçekten. Teşekkür ederim. Son gün. İkinci klanla savaşacağız ama benim umudum gerçekten çok yüksek. Gerçekten dirençli ve güçlü bir klanız. Ve 30 kişilik olmasına rağmen amacımız birinci olmamak olmasına rağmen aslında. Olduğumuz yerde kalıp madalyamıza bakmak olmasına rağmen şu an yine birinciyiz. E, 4 günde kayıpsız gidiyoruz. 4. günde birinci olacağız büyük ihtimalle. 5. gün e, her şey belli olacak. Ben umutluyum açıkçası. Birinci olmayı beklemiyordum ben klanlık savaşın ilk günü. Ama şu an birinciyiz ve birinci olmamız da muhtemel duruyor. Yine de ya birinci ya ikinci olacağız. Her türlü bütün kanalımı çok tebrik ediyorum. Kanalımıza gelmek isterseniz, oyuncu Soyunçalında çok güzel bir kanalımız var. Bedenimiz 14 ve üstü sağlam hesabınız varsa, katılım isteği oluşturursanız bakıyoruz zaten. Güzel bir konus varsa direkt alırız. Bilginiz olsun. Onun dışında altın bile çekilişinde son günümüz. Şöyle hemen açayım. Altın bile çekilişi için ne yapmanız gerekiyor? Discord'a gelmeniz gerekiyor öncelikle. Şu an 116 kişi katılmış arkadaşlar. Bir kişi altın bile çekilişimiz olacak. Bunu ilerleyen zamanlarda daha fazla yapmaya çalışacağım. Bilginiz olsun altın bile çekilişi. Video izlediğiniz saatte 7 saat var diyor ama bu videoyu ben 18.00'da atacağım. E, altın bile çekilişi 22.00'da sonlanıyor. Yani bir 4 saatlik daha süreniz var. Bilginiz olsun. Bu arada... Ee, Heaventera az önce boost yaptı Discord çok teşekkür ederim tam olarak videoya denk geldi Boost yaparsanız çok mutlu olurum eğer Nitro vesaire kullanıyorsanız teşekkürler burada videodan ee, Kendisine söylemiş olayım 116 kişi katılmış ee, videoyu izlediğiniz zaman video yüklediğim zaman benim 4 saatiniz kalmış olacak Öncelikle aşağıdaki açıklamalar listesinden Linkinden Discord'a gelip e, Şurada emoji var bu emojiye tıkladığınızda çekilişe katılıyorsunuz bilginiz olsun Ondan sonra çekiliş çıktıktan sonra kontrol edeceğimiz bir kısım var. Bu siteye kayıt olmuş olmanız gerekiyor. Şöyle hemen göstereyim size ekrana gelecek mi? Dur hemen ayarlayayım şunu. Evet şöyle ekrana verdim. SMM baz bir site var arkadaşlar. Buraya üye olmanız gerekiyor. Bu arada bir arkadaş yorumlarda yazmıştı. Telefon numaranızı yazmanıza gerek yok. El posta isim şifre yetiyor diye biliyorum ben. Ee, burada kayıt olanların ismini ben görebiliyorum zaten görüyorsunuz. Ee, buradan kayıt olduğunuz isminizi soracağız ve ona göre altın biletinizi vereceğim. Buradan kayıt olmuş olmanız gerekiyor. Eğer kayıt olmamış olursanız altın bilet çekişini tekrar çekeceğiz ve başkasına vereceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden bu sitede kayıt olmayı unutmayın. Çekilişi çektikten sonra değil çekmeden önce kayıt olmuş olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun altın biletinizi de size buradan sağlayacağız. Ben zaten altın biletim vesaire buradan aldım. Sıkıntı yok güvenilir bir yer bilginiz olsun. Şimdi köy inceleme kısmına artık geçiyorum hızlı bir şekilde müsaadenize. İlk başta Jango'nun köyünü inceleyeceğim. Ee, Jango bizim klanlı mı onu bilmiyorum. Bir bakayım hemen onu bulmaya çalışayım. Jango katıl üyesi olduğu için bu arada inceleyeceğim. İki video önce inceleyecektim de unuttum. Ee, katıl üyesi iseniz ve köyünüzü daha önce incelemediysen bu arada yorumlar kısmına e, köyünüzü atarsanız direkt inceliyorum. Bir seferlik bilginiz olsun hiç incelemediğim köyleri. Ee, katıl üyesi de olabilirsiniz aşağıda zaten butonu var bana destek olmak isterseniz bilginiz olsun ee, Burada bir tane top yükseltmemiz var Cengo ile başlayalım burada hayvan barınağımız çalışıyor Bu arada belediye binası 14'de hayırlı olsun Cengo'nun bayağı geçeli oldu ama güzel gelişmiş ee, Burada bir top yükseltmesi laboratuvar artı hayvan barınağı çalışıyor bir tane daha top yükseltmesi var 2 3. top yükseltmemiz burada onun dışında burada belediye binasını Tier 5 diyoruz 4. yükseltmemiz Bir tane daha top yükseltmesi 5 Maşallah. E, 6. yükseltme. Bir tane daha top yükseltmesi 6. Adam 5 tane top yükseltiyor ve bir tane belediye binası yükseltiyor. Çok güzel. 6 tane birden top yükseltmek kolay değil arkadaşlar. Altın deposunu bayağı bir yoran bir yükseltme olmuştur. Ama ona rağmen altın depoları full. Gayet güzel. 1700 kupalarda takılıyor. Aşağı kupalarda takılmak bence çok mantıklı. Hem burada kazanılan savunma şeyini de artıyor. Öyle bir görev var biliyorsunuz. İşte köyün bilmem kaç kere başarıya savun falan filan diye. Hem o görevi yaparsınız bir yanda. Hem de e, iyi ganimetler, ölü köyler bulabiliyorsunuz. Zaten ganimet sıkıntısı Cengaver. Gördüğümüz kadarıyla hiç çekmiyor. Maşallah var ganimetinin. Cengaver ligden sonra. Kareksi depon zaten boşmuş. Kahramanların max mı? Onunla bakmadık. O kahramanları için Çok güzelsin. Ee, i̇nşaatçıların ya da laboratuvarın bittikten sonra BDM'den sonra 15'e çok rahat bir şekilde geçebilirsin Kahramanları tamamen bitirmiş kafası rahat burada hayvan barınağını laboratuvarını vesaire kara ile çalıştırıyordur İstediği zaman inşaatçısı tarafında bir tane savaş makinesi yükseltmemiz var 26. seviyeye yükseliyor Onun içinde bir tane de savaş helikopteri yükseltmemiz var burada da iki tane iksirle birden yükseltme yapıyor İki tane eksili değil de bir tane altın bir tane X yükseltmesi yapmanızı tavsiye ederim inşaatçısında. Onun için inşaatçısında iki yükseltme yapıyor olmasına rağmen geri kalmış. Ve Verminaz 14'te o seviyelere gelmiş birine göre burada bir düzen yaparsan, bir de aktif olarak saldırırsan, saldırılarını yaparsan, kullanırsan yine toparlarsın diye düşünüyorum inşaatçısın toparlamak o kadar da zor değil. Eğer emek verirseniz. Ama şu an gerçekten geri durumda ama iki tane yükseltme birden yapıyor olman bence çok değerli ve çok güzel diyorum. Ee, o zaman ilk çekilişle arkadaşımla başlıyorum. Köyünüzü incelememi isterseniz bu arada yorumlar kısmına köy etiketini yazmanız yeterli. Bir de videoya like atıp abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Şimdi rastgele çekeceğim. Bu arada gerçekten like'larınız çok değerli. Ee, bana ücretsiz bir şekilde destek olmak isterseniz like atmanız... Benim için çok çok iyi oluyor. Bilginiz olsun algoritma açısından. Şuradan etiketi yapıştırdım. Eray Q8 seviye. Direkt bizim klana davet edeceğim kendisini. 80-80-46-23 Gelmek isterse gelebilir. Gelmek istemezse de canı sağ olsun. Sıkıntı değil zaten. Ee, şimdi köy inceleme kısmında. Burada belediye binasını tier 3 yapıyoruz. İnşaatçı kulübesi yükseltiyoruz. Top var belediye binası 11'den kalma. Onu yükseltiyoruz. Güzel toplarımız bayağı bir geri kalmış. Burada da bir tane inşaatçı kulübesi yükseltmemiz var. 1, 2, 3. Onun dışında elektrolarımız var, laboratuvarımız çalışıyor. Hayvan barınağını çalıştırsak çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Bitirmemişizdir diye düşünüyorum hayvan barınağı. Evet, bitmemiş. Bu da unicorn'dur. Baykuşu bayağı bir yükseltmişsin. İstersen baykuştur, onları yükseltirsen Burada altın deposu yükseltiyoruz. Kareksir deposu büyük ihtimal ligden dolayı dolu ama e, burada hayvan barınağı bomboş duruyor. Kareksirlerimiz boşa gitmese en azından hayvan barınağını da kullansak çok güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında 5 beş inşaatçımızın 5'i çalışıyor. 6. göremedim. 6. sanırsam uyuyor çalışmıyor. Yani bakıyorum ama göremedim. Şu üstünden şey işareti çıkıyor ya böyle. Elektrik işareti çıkıyor bunun yerine z harfleri yerine. Büyük ihtimal çalışmıyor Bob. Benim gördüğüm kadarıyla. 6. inşaatçıyı da çalıştırsan çok güzel olur. Duvarları vesaire bitirmişsin. Elektro saldırı 2600 kupa. Çok yüksek kupalarda da olmaman bence. Senin faydana bir de bu hafif savunmaları da okçu kulesidir, toptur, havandır. Bunları da BD binası 14 seviyesine geçirsen ee, çok çok güzel olur. Hafif savunmaları da değer verirsen çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum köyün hem görünüş olarak hem işlevsel o hafif soğumalarda iş yapıyor diye düşünüyorum ben şahsen burada iki tane okçu kulesi birden yükseltmesi yapıyorsun inşaatçısında her zaman iki yükseltme birden yapmanız çok değerli diye düşünüyorum burada ilk kez gördüğüm bir düzen duvarlarla burada biraz Birlik koyamayın buraya birlik koyama tarzında bir set çekilmiş duvar çekilmiş gel şuradan bir tane bombacı açılır çok güzel açılır burası o yönden bir tık zayıf düzen ama ikinci köyde de kolay kolay bombacılınmaz eğer birinci köyden kalmadıysa. O yüzden okey de diyebilirim açıkçası. İki köy düzeninde güzel. İkisini de ilk kez görüyorum bu arada. İki tane yükseltme birden yapıyor olman da ayrı güzel. Ama yine belediye binası 14'e göre duvarların okey ama savunmaların seviyesi çok düşük kalmış. Sen de bu şekilde iki tane yükseltme birden yapmaya devam edip geliştirsen çok güzel olur. Cengoya köyün aşırı benziyor. Hem inşaatçısı tarafında hem ana belediye tarafında. İkinizin de hem ana köyü hem inşaatçısı yaklaşık aynı seviyelerdeymiş diyebiliriz. Bence bir sakıncası yoksa. Az önce Yakup'un köyünü mü inceledim ben? Bir hemen bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Az önce inceledim köy Yakup'un muydu değil miydi hatırlamıyorum. Değilmiş. Yakup'un köyünü de hemen inceleyelim. Yakup'un 27. yorumuydu. Yanlış görmediysem yanlış hatırlamıyorsam. 65-65-36-4 seviye koruyucusu kalmış. Sadece bir ziyaret et diyelim, Bakalım. Önce arkadaşımızın da bu arada galiba sadece bir tane kahraman seviyesi kalmış. Onun sesli söylememiş olabilirim unuttum. Şurada iki tane okçu kulesi, bir tane top yükseltmesi var. Üç tane okçu kulesiymiş iki tane top tamamdır. 5 tane yükseltmeyi aradan çıkarttık. Hatta 4 ok iki top yükseltiyoruz. Güzel. VD binası 12 seviyesinde altın depolarımız biraz az. İksir depolarımız ağızdan kadar dolmuş. Duvarlar bitmiş. Kare iksir deposu yarısından fazlası dolu durumda. Laboratuvarımız çalışıyor. Dediğim gibi kahramanlarda bir tek koruyucunun 4 level'ı kalmış. Onu da ligdeysen lig bittikten sonra yükseltirsin. Çok rahat bir şekilde iksir depon zaten dolu. Onun dışında savunmaları yükseltiyor olman çok güzel. Fazla yüksek kupalardasın. Ee, şu an bu seviyelerde yüksek kupalarda takılabilirsin ama yeni belediye binası geçtiğinde, belediye binası 13'e geçtiğinde o zaman kupa düşmeni tavsiye ediyorum. Garimet kasma açısından senin için çok büyük rahatlık olacaktır kupa düşmek bence. Burada bir tane dev top yükseltmesi var. Onun dışında bir tane de okçu kulesi yükseltmesi var. İki tane yine değerli savunma yükseltmesi bu aralar beni mutlu ediyorsunuz yeni sezon bitti mi diye bilmiyorum ama inşaat cüssü tarafında daha aktif köyler görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Bu şekilde sürekli inşaat iki tane yükseltme birden yaparsanız çok çok iyi yerlere gelirsiniz diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda ilerleyen kısımlarda gayet güzel savunmalarımıza vesaire baktığımda BDM'den son iki seviyesine göre bence gayet okey bir inşaatçısı var. Bir duvarların gerçekten çok düşük ama onlar da zamanla ganimet kasılarak yapılacak şeyler zaten. Mümkün olduğunca e, başkentten gelen baskın madalyalarınızı inşaatçısı için harcamanızı öneririm. Eğer inşaatçısında gelişmek istiyorsanız diyorum ve sonraki köyle beraber devam ediyorum. Videom 11 dakika olmuş. Hadi bakalım bir tane daha kazan seçeceğim. Kazanan seçeceğim. Hasan'ın köyü geldi şurada. Hemen etiketini aldım Hasan'ın. Bakalım Hasan'ın nasıl bir köyü var imiş. 149 seviye Mahmut. Belediye binası 13. 68, 68, 50, 15. 75, 75, 50, 25 yapacağız kahramanlarımızı. 7, 7, seviye. Burada da bir 10 seviyelik yükseltmemiz var. Bu arada Mahmut bizim klandaymış. Teşekkür ederim bizim klanı tercih ettiği için. Hemen bir ziyaret et diyelim. Hem de benim köy düzenimi kullanıyor. Burada bir tane x'i, burada bir tane x'i yükseltmesi var. Böyle şeyler görmek bu arada bayağı hoşuma gidiyor. 4 tane x'i, 4 tane ağır savunma yükseltmesi var. Çok güzel tuzak da yükseltiyor. Bu tuzaklarınızda mutlaka yükseltin. İnşaatlarınız boşta duracağını tuzak yükseltin. Hatta bazı arkadaşlarımız şey yapıyor ya. E, sadece duvar yükseltmek için bir inşaatçı boşta bırakıyor ya. Mesela adamın 4 seviye bombası var anladın mı? Ganimetiniz yoksa da yapabilirsiniz bunu. Bunu yükseltin ya. Bir iki saat sürüyor. 3-4 saat sürüyor zaten. inşaatınız boşta durmamış olur. 3-4 saatlik bir şaradan çıkartmış olursunuz. Çok daha iyi oluyor bence. 4 xe ee, e yükseltmesi gördük. Bir tane Octoclass yükseltmesi gördük. Bu arada aktif büyü fabrikası çalışıyor. Daha yeni saldırı yapmış. O konudan da tebrik ederim. Ee, incelemelerde i̇ncelemelerde aktif görmek kışası da çalışıyor. Ayrıca bir bonus benim için aktif olmak. Çünkü oyunda çok önemli. 5 inşaatçı çalışıyor ama bir 6. inşaatçı göremedim. Bu arada yetili süper okçular kullanılıyor. 3357 kupalarda. Ee, kahramanlarda ne demiştik 7-7-10 seviye bir kare iksir ihtiyacımız var Mahmut senin mümkün olduğunca Kare iksir kasman gerekiyor Artan altınla iksirle zaten şey yaparsın Duvarların yükseltilsin Duvarların da fena olmayan kısmını yükseltmişsin Zaten ama kare iksir Kasman gerekiyor çünkü koruyucu max 3 tane kare iksirli kahraman duruyor Onları en yakın zamanda maksaman gerekiyor Bu arada BDM'li asıl oyuncağı e Fena da geçmemişsin onu da söyleyeyim ee, Şurada taş kutusu var Onu toplarsın bir tek 6. inşaatçı yok mu ya? 6. inşaatçı yoksa ha varmış. 6. inşaatçı sanırım çalışmıyor ama galiba değil mi? Göremedim ben çünkü 6. inşaatçı çalışırken. Bir daha bakıyorum ama dur inşaatçılarına bakalım. Bir tanesi şurada, dört tanesi şurada. Hiçbiri uyumuyor. E 5. inşaatçı nerede? Ha tuzak yükseltiyordu doğru tamam bomba yükseltmesi unuttum arkadaşlar altı inşaatçının altı çalışıyor inşaatçı tarafında inşaatçı tarafında bir tık geriyiz gibi geldi galiba salmışız burayı ee, bir tane mayın yükseltmesi var burada sol alt taraftaki bonuslarını alırsan saldırılarını yaparsan çok güzel olur senin için savaş makinesi yükseltmede mi değil sanırsam değilmiş eee sürekli saldırını yapıp geliştirmek istersen burayı da geliştirebilirsin burası bir tık zayıf kalmış ama dediğim gibi saldırını yaparsan geliştirilmeyecek bir yer değil bilgin olsun o kadar da kötü değil köyün saldırı kısmında 20 25, sevi 25 seviye bir savaş makinesi fazlasıyla işine yarar bu konuda da hatırlatma yapmış olayım 14 dakika olmuş video 1-2 köy daha sıkıştırmaya çalışacağım Eren köyünü incelemiş miydim bir hemen bakayım evet Eren köyünü incelemişiz 6 seviye baykuşu olan arkadaşımızmış Yasinkini incelemedim diye hatırlıyorum ama Şöyle Yasin yorumunu göstereyim Arkadaşlar kapatmışım orayı çünkü ee, Şuraya yapıştır Yasin 128 seviye bir belediye binası 12 51 51 25 Belediye binası 12 65 65 40 yapacağız Ziyaret et diyelim bakalım Oo, Yasin köyünü daha önce incelemiştim Sırf şu dekorasyonlu kısımdan hatırladım bir tane kraliçe yükseltmemiz var. Kahramanlarımızın seviyesi tam olarak neydi? 51, 51, 25. Kahramanlardan yana bayağı bir ilerlememiz gerekiyor. Var biraz. Burada bir tane havuz olması, bir tane okçu kulesi, bir tane büyücü kulesi. 4 tane yükseltme şimdiden gördük. Okçu kraliçeyle beraber bir tane cehennem kulesi. 5. 6. inşaatçımız acaba var mı? Ee, laboratuvarımız çalışıyor bu arada. Altın inşaatçı arıyor gözlerim şu an. Ee, ana köyde duvarların bu arada çok az bir miktarını geliştirmişiz. Edebinas tier 12 almışız. Güzel. Klan kalesi falan baya güzel dolu. Balon ejderha saldırı, hava saldırısı yapan bir arkadaşımız 2700 kupa galiba 6. inşaatçı yok ama ya o kadar baktım. Evet 6. inşaatçımız yok. Daha inşaat binası 8009'a geliyor. Otto'nun karakolu diyebiliyorum. Otto'nun karakolu mu babun kontrolörü mü öyle bir binanın ismi var burada bir tane iksir toplayıcı yükseltmemiz var ki ben buradaki toplayıcı yükseltmelerini beğeniyorum. Onun için de burada savaş makinesi yükseltiyoruz. Zar zor gördüm bak şurada piksellerden gözüküyor. Burada iki tane yükseltme birden yapıyor olman güzel olmuş. aynı şekilde devam edebilirsin ama kesinlikle bu düzenleri değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle şu düzen koridor şeklindeki dikdörtgenlerden oluşan bu düzenler genelde çok klasik düzenler. Ve benim Önermediğim düzenler diyebilirim Daha iyi bir düzen bulabilirsin diye düşünüyorum Ben şahsen Onun içinde gayet güzel bir köyüm var hızlı bir şekilde 6. inşaatçı almak için mutlaka e, baskın madalyalarını başkentten gelen inşaatçısına harcamalısın diye düşünüyorum. Onun dışında zaten bütün inşaatçıların çalışıyor olması güzel. 5'inin 5'i beşi de çalışıyor. Bir de ganimet kasma yönelik bordu kullanırsan hem duvarlar açısından hem kahramanlar açısından senin için daha güzel olacaktır diye tahmin ediyorum ve son bir köy daha incelemek için hemen şuradan arıyorum. Yakup'u incelemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Ereğ'i de incelemiştim yanlış hatırlamıyorsam. İlk like demiş Bayram. Ya Yakup geldi. Hemen ben farklı bir köy bulup geleyim diyecektim. Geldi. Kahramanlar Max olunca belediye basmıştım. Savunma, savunmalar geride kaldı. 19. yorumu. User adlı bir arkadaşımızın. Şöyle etiketi yapıştıralım. Anıl 12. 96. Kahramanlar geride kalmış demiş. 50-50-20 aslında çok da geride değil. Savunmalar geride mi kaldı demişti yoksa. Bakayım. Olabilir o iki kahraman üç kahraman birden yükseltiyor savunmaları bahsetmiş muhtemelen ee, kahraman yükseltmekten mi savunmaları geride kalmış okuduğum şeyi ne olduğunu unuttum bir tek kusura bakmayın İnşaatçısı tarafından burada havanın çok lavan yapıyoruz onun dışında burada dört tane yükseltme var beşinci yükseltmemiz okçu kraliçe e, ee, süper barbar ordusu kullanıyoruz aslında belediye binası 11'e göre toparlanabilir bir köyüm var kötü değilsin iyisin bence diye düşünüyorum halledilir ki 3 kahraman birden yükseltiyorsun kahramanları maksadıktan sonra verdimnas 11'de gerçekten çok güçlü oluyorsun burada laboratuvarda araştırmanı da yapıyorsun. Ki laboratuvarda elektro yükseltmeni tavsiye ederim böyle son bir seviyesinde. Çünkü e, güzel şeyler çıkartabiliyor gerçekten ilerleyen kısımlarda. Kahramanlığını maksadıktan sonra elektrolarla ganimette de kasabilirsin diye düşünebiliyorum. Ama süper barbar zaten gayet muazzam. Ki sen çok aktif oynuyorsun oyunu büyük ihtimal. iki kahraman yükseltiyorsun süper barbar kullanıyorsun. Ona rağmen kare yükseli deponda alem bir miktar kare iksir duruyor. Savunmaları da yükseltirsin, yükseltirsin halledersin. Bence dert etme. İnşaat tarafında bir tane köy, bir tane inşaatçı ana köye gitmiş. Diğer inşaatçı burada çalışıyor mu bilmiyorum. Otto'nun değil Bob'un kontrolörüymüş ismi. Diğeri de savaş helikopterine çalışıyor. Çok güzel. Burada hızlı bir şekilde Bob'un kontrolünü 5. seviye yapıp 6. inşaatçı almaya çalış zaten. Önemli senin için. Ki sen erken aşamalarda alacaksın gibi duruyor. Senin için çok iyi. Ee, burada bu 22 seviye. Bunun da seviyesini 20'ye yükseltiyorsun. Toplam 3 seviye kalmış. Çok iyisin. Yakın zamanda 6. inşaatçı alacaksın Çok güzel bir köyün var. 11'i toparlarsın. 6. inşaatçı aldıktan sonra da inşaat üstünde bence gelişmeye devam edersen çok güzel bir inşaatçısın olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten umut vaat eden bir köy diye düşünüyorum. Ben belirli 11 seviyesinde son incelediğim köyde senin köyün olsun. İzlediğiniz için değerli vaktinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz benim de yakında bir belediye eminası 14 geçiş videom gelecek arkadaşlar. Onun için canla başla çalışıyorum. Yükseltmelerimi yapıyorum. Merak etmeyin. Onun dışında bugün saat 19.00'da canlı yayınımız olacak. Sonuna kaldı videonu söylemeyi unuttum ama o kadar fazla söyleyecek şeyim vardı ki. Altın çekilişini anlattım. Cengo'nun köyünü unutmayayım dedim. Vesaire vesaire her şeyi ayarlarken unutabiliyorum bazı şeyleri. Ee, video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni bir video ile görüşürüz. Bir de 19.00'da bir saat sonra canlı yayınım var. Bilginiz olsun. Lig savaşlarını falan izleyeceğiz sizlerle beraber. Öyle bir canlı yayınımız olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.